izleyeceğiz. Tarzan İstanbul'da ve bir Tarzan da yanımızda. Yani bu filmde başrolde oynayan Toma Balcı sağ olsun geldi. Siz 35 filmde oynadınız. Tabii sadece sizin bir oyunculuğunuz yok. Daha atletizmden sonra. Ünlü bir şampiyon. Ha. Çekiç takmada. 20 sene milli takımda kaldım Türkiye'de. Tam 20 sene. Tabii 20 sene milli takımda kaldım. Galiba bir de 38 metreden aldınız da. 34 metrede 86'dan aldım ve 52'de bıraktım. 52 metrede 13 santimde bıraktım. Evet. Efendim bu filmi rahmetli Orhan Atadeniz çekti. Rahmetli. Şimdi onun kardeşi sevgili Yılmaz Atadeniz de yanımızda. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk Erman'cığım. Şimdi sen bu filmde başından sonuna kadar bulundun sen de. Montajı falan da dahil. Evet. Şimdi ben önce bir şey söyleyeyim. Sonra filme geçelim. Tabii bu filmi şu koşulla izlemekte fayda var. 1952'de ve o günün imkansızlığıyla yapılan bir film ki teknik bakımdan bir mucize gibi geliyor bugün baktığımızda. Öyle olması yani lazım. O açıdan izlemekte fayda var. Neyse gelelim şimdi filme. Bu filmi yapma fikri nasıl doğdu? Abim Orhan Atadeniz içinde sanki büyük bir dinamo varmış gibi enerji dolu bir kişiliği vardı. Arnavutköy'de bütün mahallenin çocuklarını toparlar, elde ettiği filmleri onlara gösterir. Gösterirken de evimizi 2 defa yakmayla karşı karşıya bırakmış. Babam Çağrı'yı o devirdeki üniversite olan İpek Film Stüdyosu'na bağlamış. Ve orada tanıdıklar bulmuşlar ve abimi İpek Film Stüdyosu'na sokmuşlar. Yani stüdyoyu yakacak şimdi. Yok, evet. Evet. Ve neticede abim orada bayağı mükemmel bir kurgucu olmuş. Hatta gelmiş geçmiş en büyük kurguculardan bir tanesi. Muhakkak öyle de üstelik de enteresan bir durumu var. Mesela şimdiki Ertem Göreç onun talebesi. Ben onun talebesiyim. Orhan Aksoy onun talebesi. Mesela Marco Budiris diye ses mühendisimiz, onun yetiştirdiği kişiler. Daha buna gelinceye kadar Erdoğan Esenbağlar hep devam ediyor. Bunun neticesinde bir filmin kurgusuna girdiği zaman, filmi parçaladığı zaman öyle enteresandı ki filme boyunlarını asardı. Kademe kademe, yani aşağı yukarı sırtında plan olarak 30 planlar bulunur ve onun içerisinden çektiği zaman istediği planı bulabilirdi. Yani korkunç bir hafızası, sanki bir satranççı gibi filmle oynayabilecek gücü vardı. Senaryo olmadığı halde o devirde o filmin iş kopyasını seyreder, çekilen teksti okur, kendi kafasına göre o filme büyük bir tempo yaratırdı. Evet, hep öyle. Senaryo yazardı. Evet, montaj masasında. Yani. Montaj masası. Evet, gelelim şimdi bu filme. Bu filme geliyoruz. Bu filmde enteresan bir durum var. Filmin seslendirmesi olmuş ve biz Sabahattin Tulgar'la aynı zamanda kameramanlığını yapan bir arkadaşıyla beraber giriyorlar bu işe. Ve gönül koyuyorlar. O bütün zorluklara rağmen. Protokablo yapıyorlar. O devirde resimleri var. Çekimlere giriyorlar. Mesela gördüğünüz hayvan sahnelerinin çoğunu İzmir'e gidiyorlar. İzmir'de fuarın içerisinde fille, çıtayla sahneleri çekiyor ve onu filmin içerisine uyguluyor ve filmi seyrettiğimiz zaman hiç yadırgamayacağız mesela. Evet. Bu filmin büyük bir bölümü şeyde çekildi değil mi? Yani bizim Belgrad Ormanı'nda çekildi. Medrano'yu kaçırdığımız için gittik. Sirkine. Sirki kaçırdığımız yani için. O sirkin de tabii, hayvanlarından. Tabii. Peki bu ormanda yapılan sahnelerde den sonra bir yabancı filmlerden alınan parçalarda monte edilmiş filmler. Orhan'ın işiydi. Kimdi o acaba? Johnny Weissmuller miydi? O bir başkası mıydı? Bilmiyorum. Filmde fark edilmiyor. Yok, filmi değil. Çok değişik filmlerden alınmış parçalar ve abim hatırlıyorum. Kareler cebindeydi. Karelere bakardı. Ona göre karşılıklarını çekerdi. Yani filmin karelerinin karşılıklarını aynen çekti. Yani aynen mesela aslan şöyle geliyorsa Toma Bey'i tam onun karşısından çekiyor ki. Tam çekiyor. Evet. Ve işin en garip tarafı. Timsah geliyor. Ben buradan geliyorum. Timsah buradan geliyor. Evet. şey oluyor. Çünkü Erman'cığım o devirde öyle yönetmenlerimiz vardı ki karşılıklı ateş edecekler mesela birbirine. Hayır. Karşılıklı ateş edemezlerdi bir türlü. Sanki bir nokta var. O noktaya doğru iki tarafta ateş ederdi. Kamera fix çünkü. Hayır. Kameraya malum hikaye. Kameranın biri soluna, biri sağına ateş edecek ki karşılıklı olacaklar. Hayır, ikisi de sola ateş ederler sanki bir noktaya karşı. Evet. Şimdi bütün bunları abim mümkün olduğu kadar düzeltme kabiliğinden yapardı. Mesela çölde atlılar koşuyor. Çölde atlılar koşarken tekerlenmişler ve adamlar düşmüş. Bu karşılığına silahla atılan tabanca sesleri koyar, karşılığında atış koyar. Sanki adam ateş etmiş de o adam ondan düşmüş gibi olur. Bir de galiba bu filmin bir özelliği de çok fazla ülkeye satılmış bu film. Evet. 6 lisanda tercüme edilmiş. 6 dilde. 6 dilde tercüme edilmiş ve İspanya'da tutun Cezbi Amerika'ya kadar her yerde satıldı ve oynadı. Satıldı değil, yalnız oynadı. Evet. Erman'cığım işin en garip tarafı İngilizceye tercüme olmuş, İspanyolcaya tercüme olmuş, Fransızcaya tercüme olmuş, Almancaya tercüme olmuş, Rumcaya tercüme olmuş, Arapçaya tercüme olmuş. O zaman demek hemen hemen Tarzan oynayan bütün ülkelerde bu da oynadı. Yani bugün hasretini çektiğimiz en beğenilen film. Evet. Hasretini çektiğimiz Türk filmlerinin dışa açılmasını sağlayalım dediğimiz devri yaşıyoruz şu an. 1952'de onlar bu filmle bütün dünyaya açılmışlar. Bugün bunun rekorunu kıracak daha bir Türk filmi çıkmamış vaziyette. Peki Yılmaz, şimdi bu filmle ilgili bir unutulmaz bir anı var mı sende? Valla enteresan bir anıyı hatırlıyorum. Filmde göreceksiniz bir sal var. O sal maalesef devrildi. Onun en iyi yaşayanı da Tamer Balcı zannediyorum. Çünkü o yüzerek onların hayatlarını kurtardı. Ondan dinleyelim bunu. Şimdi benim o gün işim yoktu. İşim oldu, dolaşıyordum. Gene Mayolu'ydum, bir çam yerinde. Dolaşıyordum, baktık sal devrildi. Çünkü salı biz yapmıştık. Berköy Orman'da kiracı bedlikte çalışıyoruz. Ve kamera karşıda şey diyor tabii, çekiyor. Bir baktık sal devrildi. Yüzmesini bilmeyen adamlar var. Aziz Basmacı gibi, rahmetli Aziz Basmacı gibi bilmeyen adamlar. Rıza Bey filan. Ben atladım tabii. Ben atladım hemen. Aziz Basmacı'yı verdik. Kaç kişiyi kurtardınız o gün? O gün 4-5 kişi. Kız yüzmesini biliyordu. Fakat bir Arap yakaldı onu. Dibe gidiyorlardı. Çektim. Demek ki Tarzan o gün set dışında da Tarzanlık. Tam Tarzanlık yaptık o gün. Tam Tarzanlık. Efendim, ayağınıza sağlık. Siz de sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Efendim azıcık sonra 1952 yapımı Tarzan adlı filmi izleyeceğiz. Tabii bu filmi izlerken o günün teknik imkanını, hatta belki de imkansızlık demek daha doğru, ile yapılmış olmasını da dikkate almak lazım. İyi akşamlar efendim.